Merhabalar, iyi çalışmalar herkese. 26 Temmuz 2021 tarihler. Saatlerimiz sabah 07.10. Yeni güne erken başladık bayram dönüşüyle beraber. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. iş takip projemize. Neredeyiz? 56. dersteyiz. Bu derste ne yapacağız? Çağrıları artık listelemeye başlayacağız. Default slash index içerisindeki alanı. Şimdi benim burada istediğim şey şu. Aktif çağrıları listelemek bir de indeks alanı var. Şöyle yapalım. Aktif çağrılar sayfası baktığınız zaman burada. Şimdi biz bunu normalde nasıl listelemişiz? E, ee, şuraya gelip aktif çağrılar yazıp enter'a bastığım zaman bu şekilde aktif çağrılarım ben görüntüleyebiliyorum. Bunda herhangi bir problem yok. Peki benim istediğim şey ne? Benim istediğim şey şu. Bana buradaki verileri bir Statik yapı üzerinden değil dinamik yani veri tabanı üzerinden çekeceğim formatta getirmeli. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunu arkadaşlar projemizin içerisine veri tabanını dahil ederek yapacağız. Model isimli bir klasörümüz var. Model klasörüne ben sağ tuşa tıkladım. Ekle dedim. Buraya bir klasör daha ekliyorum. Klasörün ismi Entity olacak. Entity klasörün içerisine DB First yaklaşımıyla SQL diagramını ve tablolarını dahil edeceğiz. Entity'ye sonra sağ tuşa tıklıyorum. Ekle dedim. Ekle dedikten sonra Add New Item seçeneği var bakın burada. New Item dedikten sonra datayı seçiyorum. ado.net entity data modeli seçtim. Ekle dedim. Ekle dedikten sonra karşıma daha önce C# -Sharp üzerinde yaptığımız DB First yaklaşımına ekleme sihirbazı geldi. Entity Framework Designer from Database ileri. İleri dedikten sonra burada benden bir veri kaynağı seçmemi istiyor. Yeni bağlantı diyorum. Yeni bağlantı dedikten sonra SQL'den şu bağlantı ismini kopyaladım. Geldim. Buraya yapıştırdım. Ardından veri tabanımı seçiyorum. Veri tabanımın ismi arkadaşlar DB iş takip. Tamam dedim. Tamam dedikten sonra bakın burası değişti. Şu da değişti. DB iş takip entities biz zaten DevExpress projemiz yani masaüstü tarafında kullanmıştık. İleri dedim. Hangi Entity Framework sürümünü kullanmak istiyorsun? Altı üstü ileri. İleri sonra şimdi veri tabanının içerisine dahil edeceğim tablolarımı soruyor bana. Admin, çağrılar, departmanlar, firmalar, görev detayları, görevler ve personel. Bütün tabloları dahil ediyorum. İhtiyacımız olmayanları proje e, projeyi tamamlarken kaldırırız. Finish dedim. Şimdi finish dedikten sonra modelim hazırlanıyor. Bekliyorum hazırlanmasını. Şimdi modelim hazırlanırken ben de bu sırada bir iki tane daha e, çağrı ekleyeceğim. Edit top 200 rows dedim. Şimdi bizim firmalarda 4 numaralı firmamız varmış. D firması. Şimdi sektörü eğitim. Mesela bunu bir özel okul olarak düşünün. Buraya yeni bir tane konu açıyorum. Konu şu olsun. Toplantı demişiz. Öğrenci SMS sistemi diyelim. Merhaba. SMS'lerde bir problem var sanırım. Bugün velilere mesaj gönderemiyoruz. Durumu bir Yani bu çağrı aktif. Ne zaman gönderilmiş olsun? Mesela 25'inde. Tamam mı? Ne oldu? e da bir saniye. Hemen şunu düzeltelim. Süper kaynaklı bir sorun bu. Çağrılarda şöyle designer gelelim. Ardından ID'nin otomatik artan kısmını kapattım. Burayı kaydettim. Kaydettikten sonra geldim. Burayı 4 yaptım. Tekrar otomatik artanı açıyorum. Kaydettim. Kaydettikten sonra geldim. Bakın burada düzeliyor. Olacak. Tamamdır. Modelim de geldi. Bunu da kapatıyorum. Şimdi ilk başta ben şunu istiyorum. Normalde bizim sistemimiz nasıl çalışacak? Sisteme kim giriş yaparsa o firmaya ait verileri getirecek. Ama biz burada ilk önce bütün verileri bir getirin. Ondan sonra bunu firma bazında kısıtlarız. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Nasıl yapacağız? Default Controller'a geldim. Şunları bir kapatalım. Şurayı da kapattım. Tamamdır. Şimdi benim entities'i buraya dahil etmem gerekiyor. Entities'i buraya dahil etmek için diyeceğim ki using using emis firma çağrı nokta model nokta entiti dedim entity klasörünü buraya dahil ettim. Ardından şurada entities'i çağırıyorum. Bundan da bir db nesnesi türet Noktalı virgülünü koydum. Sonra var var türünde bir değişken oluşturacağım. Neden var türünde? Çünkü bütün değerleri tutacak. Yani sayısal değerleri de tutacak. Alfabetik değerleri de, karakterleri de her şeyi tutacak. Var. Çağrılar. Çağrılar diye bir değişken oluşturuyorum. Sen diyorum db.tvli çağrılar. .toolist. Toolist metoduyla çağrıları bana listele. Yalnız geriye değer döndürürken çağrıları da döndür. Çünkü burada değişkenin içindeki değerleri de bana aktif çağrıların içine yansıtması gerekiyor. Bir problem yok. Şimdi backend tarafına değişiklik yaptığım için projeyi yeniden derlemem gerekiyor. Ya burada build yapacağım, göstereceğim onu da, ya da yeniden tarayıcı üzerinde açmam gerekecek. Bekliyorum yüklenmesine. Bakalım kaç dakika oldu bu arada. 6 dakikaya yakın olmuş. Devam edelim. En azından burada çağrıları listeleyelim. Bekliyorum yüklenmesini. Şimdi burası geldi. Bunda herhangi bir sorun yok. Yine aynı sayfa geldi. Şimdi yukarıya geldim. Diyeceğim ki sen at using kullan. Neyi kullanacaksın? MVC firma çağrı nokta model nokta entity. MVC firma çağrı dizinin içinde yer alan model klasörü içinde yer alan entity klasörünü kullanacaksın. Daha sonra at model. Şimdi ben burada bir tane model oluşturacağım. Bu model, bu model liste formatında benim istediğim Entity tutacak biz hangi Entity üzerinde çalışıyoruz TVL Çağrılar Entity üzerinde çalışıyoruz ondan dolayı buraya TVL Çağrıları Çağırdım ID, konu ve tarih olmak üzere Bizim burada 3 tane sütunumuz olacak yani Hani burada da ben yine 3 tane sütun olmasını istiyorum daha sonra arttıracağım burayı Ardından Şuradaki 1 2 3 TR'yi geldim Seçtim ve bunları siliyorum Bunları sildim Şimdi ikinci TR'nin içerisine yani verilerin olduğu kısımda burada bir tane for each döngüsü kullanacağım. For each döngüsü verileri listeleyeceğim. For each döngüsü 4 tane parametre alıyor. Bu parametrelerden birincisi değişkenin türü var olsun. İkincisi bu değişkene bir isim. Mesela x olsun. Üçüncüsü İngilizce'de içinden anlamına gelen in komutu. Dördüncüsü nereden gelecek veriler? Modelden gelecek. Bu model benim yukarıdaki modelim. Süslü parantezimi açtım geldim. Bu süslü parantezi burada kapattım. Böylece böylece verilerim tekrarlı bir yapıda gelecek. Şimdi mesela bakın bu haliyle şöyle kaydettim. Kaydettikten sonra geldim sayfayı yeniledim. Yenilediğim zaman 4 tane raporlama problemi geldi. Neden 4 tane geldi? Çünkü benim veri tabanımda 4 tane veri var. Geldim mesela burada 4 numaralı firma bir tane daha çağrı oluştursun. Çağrı şu. Yazıcımız çalışmıyor Merhaba öğrencilerin sınav sorularını hazırladığımız hazırla, hazırladığımız ana yazıcımız bozuldu destek sağlar mısınız durum bir tarihte bugün olsun bu şekilde Şimdi burada sayfayı yenilediğim zaman bakın 5 tane artık veri geldi. Neden? Çünkü biz burada e, döngü içerisinde 5 defa bu işini çağrı. Neden? Çünkü 5 tane kaydım var. Peki ben bunların gelmesini istemiyorum. Bunun yerine id gelsin veri tabanından nasıl olacak? Şöyle mvc'de de işin HTML tarafında şu an bulunduğumuz kısmı HTML tarafı HTML tarafında C şart komutları kullanmak istersek başına et işareti koyacağız. Et sembolü koydum. Burada x'i çağırıyorum x x ile beraber neyi çağıracağım? Modele bağlı olarak gelecek olan propertyleri. Ben burada neyi istiyorum? id istiyorum. Evet X.ID gelsin. Şurada raporlama problemi gelmesin. Bunun yerine et x nokta konu gelsin. Şurada da tarih gelecek ama tarihi farklı bir formatta çekeceğim. Et x tarih gelsin. Kaydettim. Kaydettikten sonra geldim. Sayfayı yeniledim. Bakın burada verilerimiz sorunsuz bir biçimde geldi. Şimdi tarihleri istediğimiz formatta çekeceğiz. Anlatacağım onda. Bu ders bu kadar. Gelecek derste kaçıncı ders olacak? 57. 57. derste görüşmek dileğiyle.